Türkiye'de tekstil sektörünün en önemli merkezlerinden biri olan Zeytinburnu'nda faaliyet gösteren tekstilciler, kısa adı ZETSİAD olan Zeytinburnu Tekstil Sanayici ve İş Adamları Derneği adı altında bir araya geldi. 60 iş adamının girişimiyle kurulan dernek, Zeytinburnu'nda hizmet veren tekstil üreticilerinin sorunlarına ve çalışmalarına destek oluyor. Sektör üyelerinin ortak hedefleri doğrultusunda kurulan ZETSİAD'ın yönetim kurulu başkanı, uzun yıllardır Zeytinburnu'nda faaliyet gösteren başarılı iş adamlarından Mustafa Sartık. Başkan Mustafa Sartık, derneğin kuruluş ve çalışmalarını mikrofonlarımıza anlatıyor. Derneğimiz 2017'nin 5. ayın 11'inde kuruldu. Sağ olsun 60 tane arkadaş birleştik. İlk kuruculardan 60 tane kurucu üyemizle beraber derneğimizi kurduk. Şu anda bizim 100 tane kadar üyemiz var. Burada da 4000'e yakın konfeksiyon ve kumaşta firmamız var. Zeytinburnu'nda tekstille ve konfeksiyon olarak oluşan bütün esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Hakikaten büyük destek de veriyorlar. Yani derneğin oluşmasından dolayı da çok büyük bir heyecanla daha gelişmesini bekliyorlar. Burada aşağı yukarı 50 bin gibi çalışan sayımız var. Ahlaklı, düzgün, işine samimi, ileriye götürecek herkes derneğe üye olabilir. Dernek bünyesinde yapmış oldukları iş gezilerine değinen Başkan Mustafa Sartık, Zeytinburnu'nun marka değerini yükseltmek istediklerini dile getiriyor. Şimdi biz ilk önce dünya ile ticaret hacmimizi nasıl arttırabiliriz? Şu anda onun iş gezilerine başladık. İnşallah bunları yapacağız. Ondan sonra buradaki esnafımızın problemlerini, yani siyasilere, kurumlara gidip bunları daha iyi anlatıp bir şeyler yapılması için izah ediyoruz. Bunları yapılmasını istiyoruz. Yani buradaki katma değerimizi, daha iyi bir şekilde kalitemizi artıracak bütün sektörümüzü toplayıp bunları anlatmaya çalışıyoruz. Tekstilde işte Zeytinburnu'nun daha marka değerini nasıl yükseltiriz, onun peşindeyiz. Zeytinburnu hakikaten çok büyük bir pazar. Başkan Mustafa Sartık, tekstil sektöründe yaşanan eleman sorununa değinerek görüşlerini şöyle dile getiriyor. Maalesef eleman sıkıntısı çok büyük. Biraz iş beğenmemezlik var. Masa başında nasıl rahat para kazanırım? Birinci şeyimiz aslında bu ülkede bu var. İkincisi de çalışanlara yeni çıkan kanunlarla biz eğitmeden, öğretmeden, insanı boyutunu söylemeden kanunlar çıkarttık. Bunları yanlışa kullanıyoruz. Okulu bitirsek, meslek okusak, tekstilin örme makinesinin başında operatör olarak okusak, lise mezunu olduğumuzu kabul et. İnanın, lise mezunu gelip de o makinede operatör olarak çalışmaz. Yani biz meslek olarak daha çocuklarımıza bunu anlatamadık. İstanbul'un merkezi bir noktasında bulunan Zeytinburnu'nda üretim yapan tekstil üreticileri bölgede yaşanan trafik sorunundan dolayı sıkıntılar yaşıyor. Başkan Mustafa Sartık, Zeytinburnu için yetkililerden beklentilerini mikrofonlarımıza anlatıyor. Zeytinburnu'da trafik sorunu var tabii ki. Bizim bir de kumaşı büyük arabalarla getirmek zorunda kalıyoruz falan. Bir ara onun baskısını yaptı yani büyük arabalar gelince. Şu anda büyük arabaları yasakladılar, öyle bir karar aldılar. Gece gelsin, gündüz gelmesin falan. Ve sokakların düzenlemesiyle alakalı başkan bir düzenleme yapmaya çalışıyor yani. Yönleri filan belirleyip trafik. Aslına bakarsak Zeytinburnu diğer ilçelere göre en rahat girişi çıkışı olan bir ilçe. Yani merkezi bir yer. Bir tarafında Marmaray var, bir tarafında tramvay var, bir tarafında metrobüs var. Yani beraberlik olursa bunu çözeriz. Zeytinburnu'nda bir problemimiz evet konutla iş yerinin içişi olması. Ama Zeytinburnu'da değerli bir yer. Ticaret merkezi yaparsa başkanımızdan ancak bunu istiyoruz. Bunu da sürekli de söylüyoruz. İnşallah ticaret merkezi olur.